teyzemdir benim nişanıma çağırıyorsun? Teyzen oldukları için olabilir mi Zırzop? Ben anlamıyorum ya. Sen benim kardeşlerimi sevmiyor mu? Ya hiç sevmez olur muyum annem? Çok seviyorum teyzemleri ama ben sizi ayrı ayrı seviyorum. Ha. Çünkü siz böyle hepiniz bir araya geldiğiniz zaman evrende bir koca bir kara delik açıyorsunuz. Olur olmaz her şeyde ağlıyorsunuz. Hadi orada neye ağlamışız? Ya bayramda komşunun çocuğu azıcık oyalansın diye Pepe açtık. Pepe şapkasını kaybetti diye ağladınız. Öyle deme. Öyle deme. O çocuğun nurlu şapkasıydı. Tamam bir araya geldiğimizde biraz böyle duygusal olmuş olabiliriz. Ama ya bu mutlu günde de ağlayacak değiliz ya kızım. Efendim buyurun. Gelin, gelin, gelin. Buyurun, buyurun. Hadi bakalım hadi. Gelin, evet, öyle yapalım. Vallahi efendim balkonunuzdaki sivri biberleri de gördük. Ha. Artık her şey bittiyse olaya girelim. Şu işi tatlıya bağlayalım, bitirelim. Ne dersiniz? Yeter'cim, akrabaları gelecekmiş. Bir dur. Buldum artık. Yeter Hanım, ebe gümecilerimi de gördünüz mü? Ebemi bile gördüler Netta. Fotoğraflardan. Ya fotoğraf albümlerine bile baktık kızım. Nerede kaldı bunlar? Ya, dayanın, dayanın. Hadi, geldiler. Geldiler. Şey yapalım. Neyse geldiler. Tamam hadi. Efendim merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz teyze. Vallahi kusura bakmayın birazcık yeşiktik. Neyse efendim boş verin kusur musur yok. Neticede güzel bir şey için, hayırlı bir iş için buradayız. O yüzden hiç lafı uzatmayalım. Ne yapalım Mesut Bey'ciğim? Efendim buyurun. Artık bir buyurun, lütfen otur. Toplayalım. Kızım. Hadi bir toplayalım. Hadi sen de kahveleri yap. Hadi evet. Kızım ben. Canım. Hadi. Evet. Efendim adettendir. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Biz de aileler olarak tanışarak muhabbete başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Efendim ben klasik bir soruyla başlayayım o zaman. Oğlan ne iş yapar? Efendim ben inşaat mühendisiyim. Ne? İnşaat mühendisi. Evet efendim. Maşallah işte fıstık gibi meslek. Her yer inşaat. Tabii canım saygın meslek sonuçta ama. İşte malzemeler ithal. Demir falan hep dışarıda. Euro olmuş 6 lira. Of of. Dolar 5,5'larda. Sektörün durumu ortada. Piyasada nakit akışı hiç yok. Herkes ilan ediyor konkordata. Kızım kalacak ortalarda. Ne için kış ortasında? Hanımlar çok affedersiniz ama bir cenazenin üstüne mi geldi? Yok, yok. Bak asıl cenaze. Misal diyelim ki sen Alman duvarizasyon malzemesini euro 5 lirayken almışsın, anlaşmanı yapmışsın. Evet. Olmuş euro 6 lira. Gel maaşları kalacak yerlerde. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Ekonomi piyasalarına oldukça hakimsiniz. Bu da bir başarı tabii ki. Yalnız hanımlar, fazla abartmıyor musunuz? Çocuğum 2 tane üniversite bitirmiş. Son derece başarılı bir iş adam. Ağlıyor adam. Yavrum ne oluyor? Hayır ben böyle bir anlaşma yapmadım ama bu tonda söyleyince benim gözlerim doldu ya. Allah'ım yarabbim ya. Yavrum ne oluyor ya? Lütfen hanımlar. Oğlum son derece başarılı, yüksek tahsili bir insan. Sanki oğlum kötü yola düştü böyle bir şeyler yapıyorlar Fikre. Ya Yeter'cim, insanlar da kendi evlatları için endişe ediyorlar. Efendim siz hiç merak etmeyin. Ben kızınızı mutlu etmek için gece gündüz çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım, merak etmeyin. Dön bakayım etrafında oğlum. Efendim? Dön bakayım etrafında oğlum. Evet. Damat biraz zayıf mı? Ha? Her yeri kurumuş bunun. Ne var ya? Çocuk fit işte. Anoreksiya kötü bir hastalık enişte diyor. Yok yok değildi. Kızım dul kalacak 50'sinde. Torunları babasız kalacak. Metap kes. Allah Allah. Kız evini yas evine çevirdiniz kızım. Efendim kusura bakmayın. Ama ne yani... Ya. Neyse efendim şey yapalım, konuyu değiştirelim. Hayır. Değiştirelim, hava dağılsın biraz. Ben ama bu sene Galatasaray iyi gidiyor. Vallahi fena iyi. Değil yani. Benfica'yı yenersek herhalde çeyrek final oynarız. Oynar, oynar. Çıksan olur, oynasan olur. Nasıl ya? Hadi o çıktı yerine Arsenal gelirse ne olacak? Hem Avrupa hem Lig'e nasıl odaklanacaklar?
Hep santrafor yuhu. Ulan Fatih Terim bu kadar tepki göstermedi ya. Arkadaş siz Şampiyonlar Ligi'de nasıl şeye geldiniz ağıta? Kız adamı delirttiniz ya. Ortama Müslüm Gürses'in günahını konserini çevirdin kız. Delirtme be, adamı sızdı. Kusura bakmayın. Neyse efendim. Kusura bakmayın enişteciğim. Sizin de böyle özel gününüzde geldik. Böyle ziyan ettik ortalığı ama. Yok etmediniz efendim. Etmediniz. Olur böyle şeyler. Bu kadar güzel bir gün ziyan olmaz zaten ama. Artık diyorum bir toparlayalım yani. Değil mi? Bir şeyler yapalım ya. Değil mi? Güzel şeylerden mi bahsetsek Mesut Beyciğim? Efendim. Kahveler güzeldi. Benim kızım harika kahve yapar. Bakın. Buyurun. Maşallah güzel kızım ama ben kahve almıyorum. Bana çarpıntı yapıyor. Ne? Çarpıntı mı? Eyvah. Oğlanın aslında kalp var. Kalp kalıtsal bir hastalık. Çıkar ileride bizim damat da der. Başına. Kızım dul kalacak 30'unda. Kim bilir ne borçlar kalacak başına. Yetimleri düşecek sokaklara. Abla kızım koltukların kalfanı mı değiştirdin? Çok enteresansınız hanımefendi. Az evvel yetimlerden, ağıtlardan 1,5 saniyede koltukların kılıfına nasıl geldiniz ya? Nasıl bir kafa yaşanıyor? Hanımefendi merak etmeyiniz efendim. Ben son derece sağlıklı bir hanımım. Evladım son derece sağlıklı ve keza eşim de öyle. Yani kısacası uzun bir dönem ölmeyi düşünmüyoruz. Fikri ne oluyor? Ne oluyor Fikri? Yeter. Ne? Ben sensiz, Mustafa'sız ne yaparım? Adamı da anlattınız ya. Ömür. Şimdi çok güzel oluyor bu ağıtlar ama burada ben böyle bir opera tadı alıyorum. Sanki bir opera tınısı var. Üç teyze. Şimdi bunu bir de opera versiyonunu yapalım mı? Kiraz başlayacağım. Ses alabilir miyim? Evet, öyle küt diye başlanmaz, doğru. O yüzden şuradan alacağız. Kahveden Mesut, de alalım. Mesut eyvah diyor ya. Şeyi, operayı. Mesut'un eyvahı operayla başlayacak. Yani ilk operaya Mesut başlayacak eyvah diyerek. O eyvahı böyle bir operada tragedya gibi ver. Kızlara... Tragedya? Tragedya nerede? Yani lafı çarpıntının oradan al, eyvah diye kızlara servis et. Oradan hop. Ki onlar da operayı başlamış saysınlar, daha rahat girsinler. Tamam buyurun. Aa yok kızım, ben anlayacağım. Hiç bana kahve vereceksin gibi hissettim. Çarpıntı yapıyorum. Ne? Çarpıntı mı? Ha. Eyvah! Oğlanın anasında kalp var mı? Çıkar bizim damata da. Ay benim yavrum. Bu da mı gelecekti başına? Bana hiç bulaşma. Ya hadi. Şov düşüyor. Borçlar gelecek başına.
Yetimlerlerlere. Yetimlerlerlere. Bir şey diye. Sohbetle. Sonunu bir daha almak ister misin? Hiç istemem biliyor musun? Duydum. Yetimleri'den gelip buraya sokaklere'yi bir güzel final yap bize. Sonra koltuk kılıfları. Buyurun. Yetimlerlerlere düşecek sügelleri. Koltukların kılıfını mı değiştirdiniz? Yok anne, ben de koltuğum. Neden çağırıyor bunlar ya? Vallahi çok enteresansınız hanımlar. Yani az evvel yetimlerden 1,5 saniye içerisinde koltuk kılıfına nasıl geçtiniz acaba? Yani çok enteresansınız. Hayır, cümleye böyle mutlu mesut başlıyorsunuz. Yükleme doğru drama ve trajediye dönüştürüyorsunuz. Efendim merak etmeyiniz. Bizler son derece sağlıklıyız. Uzun bir süre ölmeyi düşünmüyoruz. Ya. Ağlaması benim. Fikri! Ne oluyor Fikri? Yeter. Hı. Ben sensiz, Mustafa'sız yaşayamam. Ya, nereden çıkıyor? Ya Dünür, sen ağlama. Bunlar geçen gün belgeselde kertenkele kuyruğunu bıraktığında ağlamaya başlayınca ben bunların notumu verdim. Bunlar deli deli. Hadi beni isteyin. Ha, ha, ha. Doğru. Hadi işte böyle. Hadi. Evet. Vallahi çok ya, güzel. Hem de... Konu çok dağıldı. Efendim. İşte. Evet. Allah'ın emri, peygamberi kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Ha. Vay yeğenim gitti elle. Verdik, verdik. Yok. Yok ya. Verdik, verdik. Ay, bir saniye. Verdiniz gitti mi? Ay çok şükür. Oh. Vallahi çok mutluyum ya. Hakikaten olmayacak. Vallahi ya. Korktum. Bak bu mutlu aile tablosu bir ömür boyu sürsün. Ya, İnşallah. Bir baba olarak çok duyguluyum şu anda. Baba demişken. Keşke babam da burada olaydı. Başımızda duraydı. Törünün bir vetini girerdi. Burada öyle, öyle ile köseydi. Yüzükleri otakaydı. Torununa sarıp ağlayaydı. Meksika dalgası da başladı. Dedem öleli 40 sene oldu ya. Onu artık şey yapsak mı, kendinize mi gelseniz anne? Hadi artık biz yüzükleri. Hadi, hadi, şey, hadi ama, hadi ama. Hadi yani, hadi. Ver oğlum, ver. Ver, 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 ver. Şey olduk ya. Gel, kızım gel. Gel, tak sen de oğlum. He, tamam. Ay, hadi efendim, hadi. Kesiyorum. Damat, makas kesmiyor. Vay, makas bile kesmiyor. Ya kesiyor! Kesiyor! Şaka yaptım ya! Ay, kafama tüküreyim ben. Ha, kesti ha. Oh, çok şükür ya. Oh, çok şükür. Yani ben işte, el şakanın altında da bir gerçek yatar. Belki de hayırlı değil bu evin eki yeri mi? Hey! Hey, hey, hey. Ben bu sefer bir şey bulamadım. Ben geçin. Yüce Rabbim işaret veriyor bize. Belki de hayırlı değil bu evlilik kızma. Pardon efendim, neden hayırlı değilmiş acaba? Hayır, neyiniz var sizi bu? Nasıl kendini beğenmekmiş ya? Bir susmadınız ya, bir durun artık. Vallahi çıldıracağım oğlum ya. Ya tamam ya, öyle bir şey demek istemedi. Hadi ya, devam edelim efendim, şey buyurun. Vay benim kızımın başına. Kokoş Dünür gelmiş başına. Başına, başına. Aa, sizsiniz efendim Kokoş. Nereden çıkıyor efendim bunlar? Vazgeçtim efendim, vermiyorum çocuğum. Aa, mahsi yok falan. Bitti bu iş ya. Nasıl insanlarsınız siz? Bak, çok düş önüme. Ne bakıyorsun havalı mal yüzüme? Yürüyün gidiyoruz Ede. Ha 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 ha
hizanızı vermesin. Anne ya. Efendim Mustafa. Bekleyin. Durun. Mustafa. Ay bir otur otur. Hayır anlamıyorum ki şey ağlıyor. Kız deli mi ne kız? Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır